Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çeşitli açı soruları çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen birinci soruyu okuyalım. Yukarıda verilen ABC üçgeni eşkenar bir üçgendir. Şuradaki büyük şu gördüğümüz üçgen. DAC açısı, şu açı işaretini yapalım. 35 derece. Bakın şurada görüyoruz zaten. Olduğuna göre BDA açısı işaretimizi koyalım. Unutmuşuz. Kaç derecedir? Yani soru işaretinin olduğu yer kaç derecedir diyor. Şunu hatırlayalım. Eşkenar üçgen diyordu, değil mi soruda? Şu bilgiyi bizim çok işimize yarayacak. Neden? Çünkü eşkenar üçgenin açıları üçü de eşit oluyordu. Ve her zaman 60 derece olmak zorunda. O zaman tekrar buraya sorumuza dönelim. A açısı 35 derece ve şuradaki açı ikisi beraber 60 olmak zorunda. O zaman ben şuradaki açıyı bulabilirim. Yani şöyle yaparım. 60'tan 35'i çıkarıyorum. Ondan 5 çıktı. 5, 2. Yani şurası 25 oldu. Şimdi bakın şuradaki üçgenin içine girmiş oldum, değil mi? Ve buradaki üçgenin şuradaki B açısı 60 derece. Nereden biliyorum? Çünkü eşkenar üçgen diyor. 60 var, 25 de burada var, bir de soru işareti var. O zaman ne yapmalıyım? 60 da 25'i toplamalıyım burada. 60 artı 25. Ne oldu? 85 derece. Ve o zaman şurayı bulabilirim. Biliyorsunuz üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 oluyordu. 180'den 85'i çıkarırım. Çıkaralım. Evet. Ne kaldı? 5, 9. Yani burası soru işareti 95 dereceymiş. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle çıkarayım şuraya dışarıya. 95 dereceymiş. Bizim cevabımız da 95 olacak. Bu şekilde bulmuş olduk. İkinci sorumuz. Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Bakın burada 25 derece var. Soru işareti var ve 60 derece var. Bakın burada bir doğru açı olduğunu görüyoruz. Üçünün beraber. Doğru açı kaç derece oluyordu? 180 derece. O zaman ben bu 25 ile 60'ı toplayayım önce. 60 artı 25. Ne oldu? 85 derece. Üçü beraber 180 olmak zorunda. Doğru açı çünkü. O zaman 180'den 85'i çıkarıyoruz. Ne kaldı? 95 derece kaldı. Demek ki cevabımız 95 dereceymiş. B şıkkını işaretledik. Geldik 3. sorumuza. 3. soru biraz zor gibi görünüyor ama ikizkenar üçgenin özelliklerini bilirsek çok rahat bu soruyu yapabiliriz. Ne diyor bakalım? Soruyu okuyalım. Yandaki ikizkenar üçgende AB uzunluğu ve BC uzunluğu yani şurası ile şurası eşittir diyor. Yani bu ne demek? Mesela burası 4 santimetre ise kenarını söylüyorum. Burası da 4 santimetre. İkiz kenar diyor. Ve ABC açısı şurası 110 dereceymiş. İse C açısı yani şurası kaç derece? Şimdi ikiz kenar üçgenin özellikleri başka bir ikiz kenar üçgen şöyle göstereyim size. Mesela şöyle diyelim ki ABC üçgeni olsun. İşte diyelim ki A açısı diyelim ki 50 derece olsun. Ve AB ile AC uzunluğu eşit olsun. Şu iki kenar. İkiz kenar ya. İkiz kenar üçgenin açı özellikleri şöyle. İkiz olan kenarların karşısındaki açılar yani şu C açısıyla diğer ikizin karşısındaki B açısı birbiriyle eşit olmak zorunda. Yani ikiz kenar üçgenin iki tane açısı birbiriyle eşit olmak zorunda. Mesela buradaki B açısı ne olur? 150, 180'den 50'yi çıkarırız. Ne kalır? 130. 130'u 2'ye böleriz. Buradaki B açısı 65 derece olur. Bu da 65 derece olur. Yani bu neyse öteki de o olmak zorunda. Buradaki ikizkenar üçgenimizde bakın buradaki B açısı 110 dereceymiş. 4 santimetre olan yani bunu ben yazdım tabii ikiz olduğunu göstermek için. Bu ikizkenarın karşısındaki şu C açısıyla A açısı birbirine eşit olmak zorunda. Bu kenarlar aynı. Bunların karşısındaki açılar eşit olmak zorunda. O zaman şöyle yapacağız. 180'den buradaki gördüğümüz açıyı çıkaracağız. Ne kaldı? 70 derece. 70'i 2'ye böleceğiz. C ve A eşit çünkü. 70 bölü 2 diyoruz. Zihinden hemen bölebiliriz. 35 derece.
Yani buradaki C açısı 35 dereceymiş. Zaten bize de onu soruyordu. A açısı da 35 derece. Bunu da söylemiş olayım bu arada. İkiz olan kenarların karşısındaki açılar eşit. İkiz kenar üçgenin özelliği yani. 4. Yandaki ABCD dikdörtgeni için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın dikdörtgen diyor. AB ve CD eşittir diyor. Bakıyorum AB ve CD. Doğru. BD büyüktür AD'den. Yani şuradaki BD, şuradaki yani köşegen, AD'den şuradaki kenardan büyüktür diyor. Evet doğru. Köşegenler buradaki dikdörtgenin kenarlarından uzun oluyor. Bu bilgi doğru. DC küçüktür CB'den. Yani şuradaki DC, CB'den küçüktür. Bakın burası kısa kenar, burası uzun kenar. Evet bu bilgi de doğru. AC ve CB eşittir diyor. Şimdi AC bakın köşegen. CB kenar. Köşegen kenardan uzun oluyordu. Yani bu AC daha büyük. O zaman bu bilgi hatalı. Bize de bu lazımdı. D şıkkını işaretledik. Ve geldik 5. soruya. Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Şimdi bakıyorum. Üçgenin içinde iki tane açıyı görüyorum. O zaman bunları bir toplayayım ben. 30 ve 40. Topluyorum. 70 derece. Şuradaki açıyı bulabilirim. Üçgenin içindeki açılar 180'di değil mi? Kenarda 180'den 70'i çıkarıyorum. Ne kaldı? 110 derece. Şurası 110 derece. Şimdi soru işaretiyle bu 110 derece beraber doğru açı oluşturuyor. Bakın. 180 derece yani. 180'den 110'u çıkardığım zaman nerede çıkarayım? Şurada çıkarayım. 180'den 110'u çıkarıyorum. Ve burası ne oldu? 70 derece. Demek ki soru işareti olan yer 70 dereceymiş. B şıkkını işaretledim. 6. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi ikiz kenar üçgendir diyor. Neler var? Açılarını bana göstermiş. Açılardan yararlanarak kenarları hesap edebilirim. Bakın burada 60-60 var. Şuradaki açı kaç derece olabilir? İkisi beraber 120. 180'den 120 çıkınca bu da 60 oluyor. 3 açı da eşit olduğu için bu üçgen eşkenar üçgen. Kenarları da eşit oluyor yani. Açılar eşit olduğu için. Ama biz ikiz kenarı arıyoruz. Bu bize gerekli değil şu anda. B'ye bakalım. 80 ve 60. Şunu öğrenmem lazım. 80 artı 60. Ne oldu? 140. 180'den 140'ı çıkardım. Ne kaldı? 40. O zaman burası 40 derece. 3 açı da birbirinden farklı. O zaman buradaki üçgen çeşit kenar bir üçgendir. İkiz değil. Bu da istemiyoruz. Bunu da istemiyoruz. 70 ve 40. Acaba şu kaç? 70 ile 40'ı topladığımız zaman ne oluyor? 110 derece oluyor. 180'den 110'u çıkardığımız zaman ne kalıyor geriye? 70. O zaman bu açı da 70. İşte ikiz kenar üçgeni bulduk. Çünkü iki tane 70 var. İki açı eşit. Diğeri farklı. O zaman cevap C şıkkı. Şunu da göstereyim yine. Bakın burası dik işareti. Yani 90 dereceymiş bu. Dik açı işareti var burada. 90-60 daha 150 oluyor. 180'den 150'yi çıkarınca burası 30 kalıyor. Burası da uygun olmadı. İkiz kenar değil, çeşit kenar bir üçgen oldu. Ne yapalım? Diğer soruya bakalım. Tepe açısının ölçümü 40 derece olan yandaki ikiz kenar üçgeni veriliyor. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçümü kaç derecedir? Şimdi tepe açısı dediğine göre diğer iki açı ikiz demek burada. Tepe açısı diğer iki açıdan farklı oluyor. Ve şu B açısıyla C açısı ikisi eşit olmak durumunda. İkiz kenar diyor ya. 180'den şu 40'ı çıkarıyorum. Ne kaldı? 140. 140'ı 2'ye bölüyorum. Çünkü iki tane açıyı bulacağım. Eşittir 70. Yani B açısı 70. Buradaki C açısı da 70. Bana şurası lazım. Bakın ikisi beraber ne oluyor? Bir doğru açı oluyor. 180 derece yani. 70 ile soru işareti. O zaman 180'den 70'i çıkardığım zaman burası ne kaldı soru işareti? 110 derece. Bana da bu gerekiyordu zaten. Cevap değişik oldu. 8. Aşağıdaki şekilde COD açısının ölçüsü şu S harfi şöyle açı işaretinde koyayım da ne anlama geliyor? Parantez içinde yazmış ve dışarıya küçük bir S harfi konmuş. Yani COD açısının sayısı demek. Ölçüsü demek. Bazen M harfini de görürsünüz burada. M harfi koyduğunda da miktarı demek istiyor yani. Burada da sayısı demek istiyor. Bu şekilde ifade edilebilir açılar. Kaç derece diyor?
Yani soru işaretini soruyor bize. Zaten bakın 69 ve 35 var. Üçü beraber bir doğru açı oluşturuyor. O zaman şu gördüklerimi toplamalıyım ben. 69 ve 35 toplayalım. 14, 7, 3 daha 10. 104 oldu. 180'den 104'ü çıkaralım. 6, 7 ne kaldı? 76 derece. Demek ki bu soru işareti 76'ymış. Cevap C şıkkı oldu. 9. sorumuz. Yandaki şekle göre C açısı kaç derecedir diyor. Yani şurayı bize soruyor. Bakın 55 var, bir de dik işareti var. Bu işaret 90 derece manasına geliyordu. Gördüğümüz açıları topluyoruz. 90 ve 55'i topluyorum. 5, 145. 180 olacak içindeki açıların toplamı. 145'i çıkarıyoruz. Geriye ne kalıyor? 35 derece. Demek ki C açısı 35 dereceymiş. Cevap A şıkkı oldu. Son sorumuz. Yandaki şekle göre C açısı kaç derecedir diyor. Yani bize şurayı soruyor. Peki neler görüyorum ben? Üçgenin içinde 75'i görüyorum. Diğer üçgenin iç açısını göremiyorum. Kaç olduğu belli değil ama dışarıda bir açı var. Oradan yararlanarak A açısını içeridekini bulabilirim. İkisi beraber bunlar 180 eder. Bakın doğru açı. 125 ve A açısı. O zaman 180'den 125'i çıkarayım. İçerideki açıyı bulayım. Ne oldu? 55. Burası 55 çıktı. Şimdi soru işaretini bulurum. 75 ve 55'i toplarım. İkisini gördüklerimi topluyorum. 10, 130. 180'den 130'u çıkarıyorum. Ne kaldı geriye? 50 derece. Demek ki soru işareti 50 dereceymiş. Cevabımız D şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.